Son konuşmacımız bu oturumda yeni onkolojik ajanlar konusunda konuşacak olan Sayın Ramazan Acar. Herkese merhabalar. Öncelikle Hepatobiliyer Cerrahi Derneği'ne beni davet ettikleri için teşekkür ederim. Az önce çok güzel iki sunum izledik. Ben de size hepatobiliyer kanserlerdeki yeni onkolojik ajanlardan bugün size bahsedeceğim. Hakan Hocam biraz epidemiolojiden ve prevalanstan bahsetmişti. Bilindiği gibi karaciğer kanserleri sıklık sıralamasında dünyada 5. sırada. Ancak ölümlerde erkeklerde ikinci sırada ve kadınlarda yine beşinci sırada yer almakta. Etiyolojide de az önce yine Hakan Hocam ayrıntılı bahsettiği için ben çok bahsetmek istemiyorum ama hepatit C, hepatit B, diyabet, obezite ve alkolik liver disease önemli yer tutmakta. Ülkemizde de yine yeni vakalar göz önüne alındığında karaciğer kanseri yeni vakalarda 14. sıradayken mortalite de 7. sıralarda yer almakta. Az önce diğer lokal tedavilerden bahsedildi. Ben de sizlere bugün moleküler hedef tedaviler ve immünoterapiden bahsedeceğim. Bizler de yine çarpık evrelemesini tedavi seçiminde kullanmaktayız. Up to date olsun, diğer algoritmalar olsun, çeşitli algoritmalarda sistemik tedavi genelde lokal tedaviler ve cerrahi tedavi uygulanamadığı hastalarda sistemik tedavileri biz uygulamaktayız. BCLC son olarak kendi kılavuzunu update etti ve buna göre şu an sistemik tedavileri ve az önce de bahsedildi TAKE ve TARE gibi çeşitli tedavi yöntemlerini yeni kılavuzunda yer verdi. Lokal tedavilerin survival katkıları daha fazla. Erken evrede daha fazla survival elde edilirken ileri evre hastalarda survival ne yazık ki düşmekte. Ve 2 yılın üstüne biz çıkartmak için uğraşmaktayız. Yeni tedavi yöntemlerinde gerek BCLC olsun gerek NCCN kılavuzları olsun artık first line'da HCC tedavilerini biz atezolizumab yani bir immune checkpoint inhibitörü ve vasküler endotelial growth faktörü inhibitörü bevacizumab gibi tedavi ajanlarının kombinasyon tedavilerini yine durvalumab, tremelimab gibi iki immünoterapi ajanının kombinasyon tedavilerini ve klasik yıllardan beri tedavide kullandığımız sorafenib, lenvatinib, durvalumab gibi tedavi yöntemlerini kullanmaktayız. Second line'da yine regorafenib, cabozantinib, ramucirumab gibi sorafenib sonrasında ve immünoterapi sonrasında klinik araştırmaları tercih etmekteyiz. Üçüncü line'da ise cabozantinib, BCLC'de önerilmekte. NCCN guideline'ına baktığımızda kategori 1 düzeyinde az önce de konuştuğumuz gibi bir immune checkpoint inhibitörü olan atezolizumab ve bevacizumab tedavisini kategori 1 düzeyinde tercih etmekte. Yani birinci tercih olarak sunmakta. Bu son versiyonundaki öneri şekli bu şekilde. Yine ikinci tercihte sorafenib, lenvatinib, durvalumab, pembrolizumab gibi ajanların kategori 1 ve kategori 2B düzeyinde önerisi mevcut. Nivolumab çok gündelik pratikte çok olmamakla birlikte onu da kategori 2B düzeyinde önermekte. İleri evrelerde de yine regorafenib, cabozantinib, ramucirumab gibi tedavi yöntemleri tercih edilmekte. Bilindiği gibi sorafenib uzun yıllardır HCC tedavisi neredeyse tek ajan, bilinen ajan gibi ileri evre HCC'li hastalarda kullanılmaktaydı. 2007 yılında sorafenib ilk olarak FDA tarafından onaylandı. 2017 yılına kadar yaklaşık 10 yıllık süreçte çeşitli tirozin kinaz inhibitörleri, mTOR inhibitörleri tedavi seçeneği olarak çeşitli çalışmalarda denendi. Ancak hep negatif sonuçlandı. 2017'ye geldiğimizde artık tedavi şekilleri değişmeye başladı. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi lenvatinib 2017'de yine 2018 ve sonrasında atezolizumab, bevacizumab gibi tedavi rejimleri günlük pratiğimize girmeye başladı. Peki neden bu tedavi ajanları tercih edilmekte? Aslında bu biraz hepatitler kanserin yani özüyle alakalı bir şey. Oldukça bir vasküler organ ve vasküler organlarda az önceki lokal tedavilerden bahsedildi. Biz de medikal olarak buradaki vaskülizasyonu inhibe ederek tümörü yok etmek hedefindeyiz. Bu hedefler doğrultusunda da çeşitli ajanlarımız elimizde bulunmakta. Bunlardan bevacizumab, ramucirumab gibi, sorafenib gibi, lenvatinib gibi ajanlar vasküler endotelial growth faktör reseptör inhibisyonu yaparak yine aynı şekilde regorafenib ve cabozantinib bizim tümörle mücadelemizde yer almakta.
Tarabe-Taki gibi, RF ablasyon gibi yöntemlerle bir mikro inflamasyon ortamı oluşmakta. Bu oluşan inflamasyon ortamında da devreye artık immune checkpoint inhibitörleri girmekte. Immune checkpoint inhibitörleri özellikle uyuyan bağışıklık sistemimizin uyuyan noktalarını ortadan kaldırarak, yani checkpoint kontrol noktalarını ortadan kaldırarak kendi bağışıklık sistemimizin kansere karşı savaşmasını sağlamakta. Burada da anti-PD-1 ve PD-L1 antikorları ile birlikte anti-CTLA-4 inhibitörlerini günlük pratikte artık kullanmaya başladık. Ben kısaca ilk, yani son döneme geçmeden önce pivotal çalışması olan HCC'nin Sharp Study'den bahsetmek istiyorum. 2007 yılında FDA tarafından sonra fenip onay almıştı. Burada ileri evre hepatitler kanserli hastalardan çarpık A olan eko performans durumu 0, 1 ve 2 olan hastalarla daha önce sistemik tedavi almamış ve beklenen yaşam süresi 12 haftanın üzerinde olan hastalar tedaviye dahil edilmiş. Bir kola sorafenip, diğer kola da placebo olarak devam edilmiş, verilmiş. Sorafenip burada o median overall survival'a baktığımızda, yani genel sağ kalıma baktığımızda yaklaşık 3 aylık bir sağ kalım farkı yaratmış ve günlük pratiğe girmiş pivotal çalışmasıyla birlikte. Sonraki dönemde sorafenipten sonra, yani TAKE sonrası sorafenip çalışmasını Japonlar yapmış. Burada da sorafenip ile placebo arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmamakla birlikte numarik olarak sorafenip daha avantajlı olarak görülmüş. Günümüzde ise artık sorafenipin önüne çıkan çalışma IMbrave 150 çalışması. Burada Necim'de 2020'de sunulmuştu bu, yayınlanmıştı bu çalışma. Atezolizumab, yani immune checkpoint inhibitörü ve bir vascular endothelial growth factor reseptör inhibitörü olan bevacizumab kombine edilmiş. Yine hasta alım kriterleri aynı Sharp çalışmasında olduğu gibi benzer. Sadece ECOG performansı 2 olan hastalar bu çalışmaya dahil edilmemiş. Ama yüksek riskli ECOG 1 hastalar da bu çalışmaya dahil edilmiş. Atezolizumab gerek akciğer kanseri gerekse mesane kanserinde uzun süreden beri kullandığımız bir ajan. Ve bütün çalışmalarda tümör agnostik özelliğinden dolayı tümörlerin 1200 mg 3 haftada bir verilmiş bu çalışmada. Bevacizumab ise klasik kolorektal kanserlerde biz çok sık kullanırız. Özellikle sol kolon tümörlerindeki KRAS mutant ise veya sağ kolon tümörlerinde mutant veya wild olmasına bakılmaksızın bevacizumabı biz günlük pratikte kullanırız. Orada 7,5 mg kilogram dozunda genelde kullanıyoruz 2 haftada bir. Burada 15 mg kilogram 3 haftada bir dozuyla kombinasyon tedavisinde kullanılmış. Sorafenip karşı kolda, yani pivotal çalışmadaki sorafenip karşı kolda yer almış. HCC çalışmalarında dikkat çeken özellik, aslında etkin olan bir tedavi olan sorafenip'e genelde kıyaslamalı çalışmalar hep dizayn edilmiş. Bu da onlardan birisi. Ne zamana kadar verilmiş? Progresyona kadar veya toksiste gelişmesine kadar hastalara tedavi verilmiş. Burada atezo-beva kombinasyonu sorafenip'e göre bir 6 aylık bir üstünlük sağlamış. Median OS 19.2 aya 13.4 ay, yaklaşık %34'lük bir risk azalmasıyla birlikte güzel bir sonuç elde edilmiş. Sonraki progresyonsuz sağ kalıma bakıldığında yine yaklaşık olarak bir 3 aya yakın bir süre yine atezo-bevo kombinasyonunda lehine bir sonuç elde edilmiş. Yani güzel bir sonuç. Overall response rate, yani tam remisyon artı partial remisyonu sağlandığı hasta grubunda yaklaşık olarak %30 olarak güzel bir sonuç elde edilmiş bu çalışmada. Diğer bir çalışma reflex çalışması aslında. Bu da 2017'de ASCO'da yayınlanmıştı bu çalışma. İlk olarak sunulmuştu. Lenvatinib çalışması. Burada da yine aynı IMbrave 150 çalışmasındaki gibi hasta alım kriterleri benzerdi. Bu bir non-inferiority çalışması aslında. Etkin olan sorafenibe karşı lenvatinib etkin mi çalışması. Burada görülmüş ki median OS 13.6 aylara, sorafenip de ise 12.3 ay gelmiş. Yani non-inferiority'yi karşılıyordu ve sorafenip kadar etkiliydi diye sunulmuştu. PFS'e baktığımızda ise sorafenipten daha üstün geldi. 7.4 aya 3.3 aylık bir iyi bir sonuç elde edildi. Yaklaşık %34'lük bir risk azalması bu hastalarda görüldü. Sharp ve reflex çalışması bize iki tane tirozin kinaz inhibitörünü hepatoseller karsinomda kazandırdı. Diğer bir çalışma bu sene ASCO-GU Ocak ayında sunuldu. Himalaya çalışması. Burada da yine bir durvalumab ve tremelumab kombinasyonunun yine az önce de bahsetmiştim sorafenip ile karşılaştırılmalı first line çalışması. Bu da faz 3 çalışma.
Buradaki durvalumab bir immün checkpoint inhibitörü iken, PD-1 inhibitörü iken, tremelimab bir CTLA-4 inhibitörü. Burada 3 grup oluşturuldu. Durvalumab, tremelimab bir kolda. Bunun sorafenip ile superiority çalışması karşılaştırması yapılırken, durvalumab monoterapisi ile sorafenipin inferiority karşılaştırması yapıldı. Sonuç olarak burada yine durvalumab kombinasyonunun, tremelimabla kombinasyonunun OS datası üzerine sorafenipe superior geldiği ve 3 aylık bir fark yarattığı izlendi. 16,4 aya 13,8 aylık bir fark elde edildi ve ölüm riskinde %32'lik bir azalma elde edildi. Durvalumab'ın monoterapisinin sorafenibe ise non-inferiority, yani onun kadar etkin olduğu monoterapide burada görüldü. Ancak PFS'lere baktığımızda her 3 grupta da PFS'lerin benzer nitelikte, benzer aylarda olduğu görüldü. Hatta en iyi PFS sorafenibte numarik olarak görüldü. Diğer bir çalışma CheckMate 459 çalışmasıydı. Burada ise monoterapi nivolumabın sorafenibe karşılaştırılması vardı. Yine benzer hasta alım kriterleri bunda da söz konusuydu. 3 miligram kilogramdan genelde biz nivolumabı diğer kanser tiplerinde veririz. Özellikle akciğer kanserinde ve renal sel karsinomda o şekilde veririz. Ancak burada standart doz 240 miligramlık 2 haftada bir nivolumab. Karşı kolda da sorafenip yine standart dozda 400 miligram olarak verildi. Yine hastalarda progresyon gelişesiye kadar ya da beklenmedik ciddi bir toksite gelişesiye kadar bu ilaçlara devam edildi. Ne yazık ki burada OS ve PFS farkı nivolumab'da görülmedi. Yani sorafenip'te benzer nitelikte sonuçlar elde edildi. İstatistiksel olarak bir anlam ifade etmedi. Nivolumab 16,4 ay OS, sorafenip ise 14,7 aydı. Diğer bir çalışmamız Kozmik 312. Bu çalışmaya ben de bir hastamı vermiştim. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi olarak biz de bu çalışmaya katılmıştık. Bu çalışmada bir tirozin kinaz inhibitörü olan cabozantinib ile beraber yine az önce de bahsetmiş olduğum atezolizumab kombinasyonu bir kolda, diğer bir kolda standart tedavi kolu olan sorafenip, diğer bir kolda ise 60 miligram, aslında kombinasyonda 40 miligram biz cabozantinib vermiştik bu hastalara. 60 miligram monoterapi kabozantinib karşılaştırılması yapıldı. Buradaki sonuçlara baktığımızda PFS olarak aslında bir üstünlük vardı kombinasyon rejiminin. Ancak OS'ye baktığımızda bir anlamlı farklılık yoktu. Sorafenip de benzer çıktı. Benim kendi vermiş olduğum hastam da 14 ay kadar bu tedaviyi alabildi. Çok güzel gidiyordu. Hatta tam remisyon elde etmiştik. Ama sonraki süreçte sirotik ve karaciğer yetmezliğine bağlı problemlerden dolayı hastayı ilerleyen dönemde kaybetmiştik. Tedaviye de devam edememişti 14. aydan sonra. Interim PFS analizine baktığımızda da aslında numarik olarak anlamlı gözükse de cabozantinib sorafenibe karşı çok büyük bir farklılık elde edilmedi. Yaklaşık bir aylık kadar bir fark var PFS'te. Günümüze geldiğimizde artık ASCO 2022'de ASCO GU Ocak ayında sunuldu. Burada 3 tane hepatoseliler karsinomla ilgili çalışma öne çıktı. Bunlardan birisi az önce hocamızın da bahsetmiş olduğu aslında bir açık var orada. O açığı kapatmak amaçlı bir çalışma, LUNCH çalışması. Burada bir transarteriyel kemobilizasyon ile beraber lenvatinibin kombine edildiği, karşı kolda da yine Reftek çalışmasında etkinliğini gördüğümüz lenvatinibin olduğu first-time bir çalışmaydı bu, LUNCH çalışması. Buradaki temel amaç biliyorsunuz, TAKE'den sonra orada bir neovaskülizasyon olayı devam ediyor. Yani devam eden bir süreç var. Biz lenvatinib de bu neovaskülizasyonu inhibe edip tümör büyümesini engellemeyi hedeflenmişti bu çalışmada. Alım kriterlerinize baktığınızda rezektabl olmayan 10 santimden küçük tek lezyon veya 10 santimden fazla multiple lezyon olup 10 santimden küçük ancak tümör burden'ı karaciğerin %50'sinden azını tutan Child-Pugh A ekog performansı 0-1 olan ve karaciğer böbrek fonksiyon testleri normal olan hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Alt grup analizlerinde işte kilosuna göre tümör trombüsünün olup olmamasına göre ve ekog performans durumuna göre hastalar sınıflandırıldı. Bu çalışmada şöyle yapıldı. TAKE başlandı. TAKE'den sonraki birinci gününde, TAKE'den yani ertesi gününde lenvatinib hastalara verildi. 60 kilo altında yine refleks çalışmasında olduğu gibi 8 miligram, 60 kilo üstünde 12 miligramlık lenvatinib verildi. Karşı kola da monoterapi lenvatinib verildi. Primer solunum noktası OS, sekonder solunum noktasında PFS, ORR ve hayat yaşam kalitesiydi. Burada görüldü ki hem RECIST 1 hem de modifiye RECIST kriterlerine göre bakıldığında objektif response rate'lerin lenvatinib ve TAKE kombinasyonunda
%45.9'lara, monetary bir de ise 20.8'lere olduğu görüldü. Yaklaşık olarak bir 2,5 kat bir fark vardı. Yine modifiye resist kriterlerine göre de %54.1'e 25'ti. Güzel, yüz güldürücü bir sonuçtu aslında Lanç çalışması. Bu çok güvenli bir çalışma olarak burada sunumda bahsedildi. Yan etki profilleri benzerdi, toksiste kabul edilebilir düzeydeydi. Yanıt olarak da hem OS hem PFS hem de ORL'de iyi bir sonuç elde edildi. Az önce Himalaya çalışmasından bahsetmiştim. Bu sene sunulmuştu. Bunu tekrardan bahsetmek istemiyorum sizlere. Bir inferiority ve superiority çalışması şeklindeydi Himalaya çalışması. Bir kombinasyon tedavisiydi. Üçüncü sunulan ASCO GU'da bu sene sunulan çalışmada Keynote 394 çalışmasıydı. Burada second line terapide pembrolizumab ve artı best supportive care, karşı grupta best supportive care vardı. Yani bir gruba hiçbir şey yapmıyoruz, bir gruba da sadece pembrolizumab veriyorduk. Second line olmasına rağmen bu çalışmada şöyle bir sonuç elde edildi. Aslına bakarsanız arada çok büyük fark olmamakla birlikte numarik olarak 14.6 aya 13 aylık bir fark var. En dikkat çekici özellikle bunu orada vurgulamışlardı o sunumda. 24. aya geldiğinizde pembro alan grubun %34'ü hala yaşıyordu. Yani bu güzel bir sonuçtu. Oradaki çalışmayı sunan kişi bunu bu şekilde yorumlamıştı. PFS'e baktığınızda çok bir fark yok aslında PFS'e. İki grupta da aynıydı. Burada yine ASCO GU'da Keynote 394 ile 240'ın beraber değerlendiği bir meta analizden bahsedildi. Burada yine second line olarak yine pembrolizumab verilmişti. 14.2 aya 12.5 aylık bir fark görüldü. Yani 2 aylık bir fark vardı yaklaşık. Pembrolizumab'ın aslında boy supportive care'in yanına eklenmesinin uygun olabileceği söylendi. Ancak maliyet olarak etkinliği tabii tartışılır bu ilacın. Geçen hafta ise ESMO 2022 Paris'te sunuldu. Burada da yine hepatoseller kanserlere baktığımızda 3 tane çalışma ön plana çıkıyordu. Bunlardan birisi LEAP-002 çalışması. Burada bir gruba lenvatinib artı pembrolizumab yani bir immune checkpoint inhibitörü. Karşı gruba da monoterapi olarak lenvatinib verilmişti. Çalışmaya alım kriterleri diğer çalışmalarla aynıydı. Ancak burada bir fark elde edilemedi, bir superiority elde edilemedi. Benzer nitelikte bir median OS ve OS elde edildi. Bir grupta 21.2 ayken diğer grupta 19 aydı. Yan etki profilleri arasında çok büyük bir farklılık yoktu. Bu çalışmayı sunarlarken geçen hafta şunu da sundular. Lenvatinib pembro artı take çalışmasının devam ettiği LEAP-012 çalışmasının da yakın zamanda sonlanacağı ve onunla ilgili verilerin sunulacağı belirtildi. Launch çalışmasında lenvatinib take iyi sonuçlanmıştı. Bence lenvatinib take ve pembro daha iyi bir sonuç elde edilebileceğine inanıyorum ben. Diğer bir çalışma ESMO yine 2022'de ikinci çalışması. Kemrolizumab yani bir yine immune checkpoint inhibitörü ile beraber bir TKI olan rivoserinib kombinasyonunun yine pivotal çalışması olan sorafenib ile kıyaslandığı faz 3 bir çalışmaydı. Çinlilerin çalışmasıydı. Açıkçası diğer ülkelerde çok ulaşımı zor olan ilaçlar bunlar. Ancak ilaçlar bunlar. Genel popülasyona demografik özelliklere baktığımızda her iki grupta bu hasta grubun çalışmada aynı benzerdi. Dikkat çekici özellik ise HBV'ye bağlı gelişmiş buradaki HCC'lerin çoğu ve AFP seviyeleri oldukça yüksek seviyelerdeydi. Burada PFS olarak bakıldığında çok güzel bir sonuç elde edildiğini ifade etmişlerdi. 5.6 aya 3.7 yani 2 aylık bir PFS farklılığı vardı. Bu hastalarda. OS'ye bakıldığında ise o daha güzeldi. 22.1 aya 15.2 aylık bir fark bu hastalarda izlendi. Buradaki overall response rate'lere baktığımızda ise %25'e %6'lık bir fark vardı. Yine bu hastalarda iyi bir seçenek olacağı yönünde bir yorum yapıldı. Üçüncü ESMO'da sunulan hepatoseller kanser sunumu ise rasyonel 301 çalışmasıydı. Bu bir non-inferiority çalışmasıydı. Tislelizumab karşı kolda yine pivotal çalışması olan sorafenib vardı. Burada da sonuçlarda tislelizumabın sorafenibe karşı non-inferiority'si olmadı. Yani non-inferior olmadı. Sorafenib kadar etkin olduğu 15.9 aya 14.1 aylık bir
OS sağlandı. Numerik olarak da daha iyi oldu. Tisledumab'ın görüldü. Yan etki profiline baktığımızda Tisledumab'ın yan etkisinin kabul edildiği düzeyde olduğu yine buradaki sunum yapan kişi tarafından bildirildi. O zaman ESMO'ya baktığımızda 3 çalışma vardı. Üçünden bir tanesi negatif sonuçlandı. Bir tanesi pozitif, diğeri ise non-inferiority çalışmasıydı. Non-inferior olarak sonuçlandı. Tabii ki az önce BLCC'yi kılavuzuna bakmıştık, NCCN kılavuzuna da bakmıştık. Bu çalışmalar sonrasında ESMO'da şöyle bir yorum yapıldı. Kemrolizumab artı ribosirenib, yine tislelizumab monoterapisi ve durvalumab gibi ajanların birinci basamak tedavide yer alabileceği yönünde bir yorum yapıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz hızlı anlattım, kusura bakmayın. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor sesiniz. Ha, Teşekkür tamam. ederiz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Şimdi sorulara geçelim lütfen. Buyurun. İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinden Doktor Emrah Cengiz. Her üç hocamıza da sunumlar için teşekkür ediyorum. Benim sorum sürveyansla ilgili Hakan hocamıza olacak. HCC'de erken evre tanıma, küratif cerrahi şansı ve uzun sürve nedeniyle sürveyans önemli dedik. Mortalite %37 kadar azaltıyor dedik. Yüksek risk grupları içerisinde non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında siroz gelişmediği sürece sürveyansı alınmaz. Günümüzdeki meta analizler bunu öneriyor dediniz ama bildiğimiz kadarıyla non-alkolik yağlı karaciğer hastalarının %20'si kadarında siroz gelişmeden de HCC gelişebiliyor. Bununla ilgili bir öneri olabilir mi veya bir değişiklik olabilir mi? Klinik pratikte sizin bunlara da sürveyansı alalım gibi bir öneriniz olabilir mi? Buyurun. Aslında hepatit B'de de siroz olmadan HCC gelişebilir. Onkojenik bir virüs. Ama dediğim gibi taşıyıcı hepatit B hastalarında da şu an sürveyans önerilmiyor. Yani HBV DNA'sı 2000'in altında ALT'si sürekli normal. Bu hastalarda da sürveyans önerilmiyor. Tabii sürveyansın önerilmesi en baştan da söylediğim gibi cost effectivity ile ilgili. Yoksa siz her hastayı tarayabilirsiniz. Yani alkolik karaciğer hastalığının siroz olmadan da alkol aldığı için, alkolik hepatit olduğu için sürveyans şey programınızı alabilirsiniz. İneşli hastayı yine sürveyans programına alabilirsiniz. Bunlar kişisel şeyler olabilir, uygulamalar olabilir ama literatür olarak bir hastaya sürveyans yapacağım diyorsanız bunun cost efektif olması lazım. Yani maliyet etkin olması lazım. Bizim ülkemizde farklı demiştiniz Evet. cost effectivity'de. Onu düşünürsek nasıl olur? Ya bizimle ilgili olarak şöyle yani tabii ki Amerika'da MR maliyeti bizim ülkemize göre çok çok yüksek. Özellikle gadolinium MR'ın fiyatı 8-9 dolar civarında biliyorum ben Amerika'daki en şeyi. Ama bizim ülkemizde MR ucuz. Bildiğim kadarıyla kontrast madde de Amerika'da kadar pahalı değil. Bunun için biz çok riskli hastalarımıza mesela siroz hastalarıma yılda bir MR çektiriyorum. Ama siroz olan hastalarıma çektiriyorum. Bunun dışında siroz olmayanlara da literatürün önerdiği şekilde gadolinium vermeden kısa MR'lar çektirilebilir. Çok yüksek riskli buluyorsanız. Ama bunun dışında dediğim gibi literatür önermediği müddetçe, cost efektif olmadığı müddetçe, yoksa öyle bunu artırabileceğiniz çok hasta grubu var. Yani siroz gelişmeden işte acaba sürveyans programına alayım hani sirozda HCC insidansı artıyor ama işte dediğim gibi hepatit B de bir onkojen virüs siroz olmadan HCC geliştirebilecek bir faktör. Herkese yapayım mı? Bu çok rutinde tavsiye edilebilecek bir şey olmaz ama bireysel olarak siz bunu yapabilirsiniz tabii. Ben geldim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sırada sorma diye ama ben soracağım. İki tane soru soracağım müsaade ederseniz Ramazan Hoca. Bir Buyurun. tanesi ablasyon tedavisinden bahsederken lokal nüfusu yüksek gibi bir şey tanımladı. Acaba burada isimlendirme ile ilgili bir hata mı var? Lokal nüfusu mu yüksek yoksa varlığı var olan ya da o anda bizim tanımlayamadığımız, ortaya koyamadığımız bir lezyonun varlığı ortaya çıkışı ya da yeni bir tümörün yeniden takipleri sırasında oluşması mı? Bu konudaki düşüncesini öğrenmek istiyorum. İkincisi, karede
hastalarda uygun yanıt alıyoruz diye bir cümle sarf etti. Uygun yanıt derken neyi tanımlıyor? Ben onu öğrenmek isterim Ramazan Hoca'dan. Buyurun Ramazan Hocam. Ramazan Hocam, hatırladığım kadarıyla ablasyon sonrası lokal lüks değil de başka yerlerdeki lükslerin daha çok olduğunu söyledi, öyle değil mi? Karaciğer içerisinde. Karaciğer içerisinde ama başka alanlarda. Başka alanlar. Karaciğer içerisinde uzak alanda. Onu da tüm... Lezyon olduğu yerdeki lezyonun nedeniyle çıktı değilse lokal lüks değildi. O... Bu muhtemelen buradaki nüksler gösteremediğimiz, varlığından hep şüphelendiğimiz ama gösteremediğimiz mikrometastazların zaman içerisinde hastanın altta yatan karaciğer hastalığıyla beraber ve onun etkisiyle yeni baştan ortaya çıkması şeklinde, yani mevcut fark edemediğimiz lezyonların görünür hale gelmesi şeklinde olduğunu, bu benim şahsi kanaatim. Bu tare konusunda uygun cevap belki şey olmadı, uygun cevap yerine daha bilimsel bir şey söylemek lazımdı belki ama o anda o şekilde söylendik. Bu cevabı değerlendirdiğimiz radyolojik kriterler. Bu M-rezist gibi, işte volüm rezist gibi ya da immün rezist gibi çeşitli rezist kriterleriyle indeks tümörün verdiği cevabı değerlendiriyoruz. Bunlara göre de işte tam cevap, tam yanıt ya da parsiyel yanıt ya da stabil hastalık şeklinde değerlendiriyoruz. Evet, haklısınız. O uygun... Nesi yanlış olmuş? Yanlış şeyi var. Bu kabul edilen tümörlerin tedavilere verdiği cevabı radyolojik olarak değerlendirdiğimiz biz rezist kriterleri modifiyeriz. Bir soru da ben sormak istiyorum Ramazan Hocam size. Take damar endotelinde bir hasarlanma yapıyor mu? Yani sonra transplantasyon yaparken veya beklemek gerekiyor mu? Transplantasyon yaparken o arter bazen takeli yapılmış hastalarda sıkıntılı gibi gördük. Öyle vakalar gördük. O konuda fikriniz varsa lütfen. Volkan herhalde söyleyebilir bunu. Bizim bu merkezden, bizim merkezimizden bu tam bu soruyla alakalı çıkan bir tane yayınımız var. Acaba verilen takede verilen kemoterapatikler ya da yapılan işlemin daha sonraki transplantasyonda arteriyel problemlere yol açıp açmadığı konusunu inceledi. İsterseniz şeyin yazarı burada. Tamam. Cevap buna ben cevap vermek cevap isterim. Sayın başkanlar, buna ben cevap vermek isterim. İsterseniz Volkan değil de. Beni duyabiliyor musunuz? Buyurun, buyurun. Şimdi hakikaten böyle bir yazı yazdık başlarda. Histopatolojik olarak da bu teis yapılan hastaların intrahepatik arteriyal dallarında çok ciddi endoteriyal kırılmaları görmüştük o zaman. Ve hakikaten de iki grup arasında da bir fark görülmüştü. Yani kemoembolizasyon yapılan grupta hepatik arteriyal problemler, yani transplantasyon sonrası, istatistik olarak bir farklılığı görülmüştü. Ama gelinen noktada daha fazla işlem yapılmış, yani intraarteriyal girişimler yapılmış, çok daha fazla hasta transplant ediyoruz. Bugün için bu farklılığın ben ortadan kalktığını düşünüyorum. Hepatik arteriyal problemler zaten çok az. Yani %2-3 oranında şu anda hepatik arter trombüs oranımız var. Ve bundan da benim bildiğim kadarıyla da radyologların kullandığı kateterlerin de kalitesi çok yükseldi artık. Eskisi gibi herhalde çok ince, çok nazik, çok böyle endotele hiç hasar vermeyen kateterler kullanıyorlar. Ve dolayısıyla bir de eskisi kadar o zarar veren ilaçlar var. Bazıları mesela, bazı kemoterapiklerin daha fazla endotele zarar verdiğini söylüyorlardı. O yazılarda da bunu görmüştük zaten. Onun için ben bugün çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Evet, daha geçmişte böyle bir yazımız oldu ama
paradigmanın değiştiğini düşünüyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Sayın Başkan, ayrıca da benim bir başka sorum da olacak Ramazan Acar Bey'e. Buyurun Sezai'cim. Bu konu bittiyse isterseniz bu tamam mı, yani bu şeyle alakalı sizin sorunuz. Abi buradan ben size bir soru sorayım. Buyurunuz. Devamı olarak. Endotel hasarı dışında cerrahi tekniği zorlaştırıyor mu? Mesela rezeksiyon yapmak istesek tare veya takiye, cerrahi işlemi rezeksiyonu nasıl etkiliyor? Hiç zorlaştırmıyor. Yani belli bir şey sonrası, belli bir deneyim sonrası hepatik arter cerrahisi yani çok sorun oluşturmuyor. Yok, şöyle komşu organlara, dokulara adezyonu arttırıyor mu? O açıdan sordum. Ha, yani öyle bir tespitimiz yok Ahmet. Yani Sayın Başkan, yani böyle bir tare veya... Ahmet Hocam, çok özür dilerim. Şeyi mi soruyorsunuz? Tareden sonra radyasyon etkisiyle komşu evet. organlarda, mesela midede, mesela kolonda, bağırsakta, diyaframda hasarlanma ya da fibrozis gibi evet. şeyler oluşup buralara zarar verip cerrahiyi zorlaştırıp zorlaşmadığını soruyorum. Evet. Benim deneyimleri olanlar zaten Sezai Hoca da burada, onlar da söyleyeceklerdir ama tare yapılıp da nakil yapılanlarda böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını biliyorum ben. Yanlış mıyım Sezai Hoca? Şimdi bir anekdot anlatabilir miyim? Çok kısa. Aklınızda da kalır. Benim çünkü hiç aklımdan gitmedi. Sanıyorum 2007 ya da 2008 yılında bir HPB kongresi oldu. Atina'da oldu. O toplantıyı rahmetli Ligidakis düzenlemişti. Makuchi bir arada konuşurken Makuchi şu lafı söyledi. Bu radyo embolizasyon çok önceden yapılıyordu. Bu radyasyon sonrası bütün hastalarımızda sağ böbrek kanseri, sürenal kanseri ortaya çıktı radyasyona bağlı olarak. Onun için hiçbir şekilde kullanılmamalı falan demişti. Yıllar önce ama. Tabii ki yıllar değişti. Bugün çok sık kullanılan bir şey. Yani önceden gerçekten böyle bir düşünce veya böyle bir kanı vardı. Bunu belirtmek isterim. Şimdi ben burada bir şey ekleyeyim. Bu kullanılan radyo embolizasyonda kullanılan beta ışıması yapan Y90'ın penetrasyon o yandaki komşu organa zarar verecek derecede değil. Benim bildiğim de bu şekilde zarar verdiğini bildiren çalışmalar varsa da ben haberdar değilim diye düşüneyim. Bu radyoembolizasyon esasında 2000'li yıllarda daha popüler hale gelmesine rağmen ilk ortaya çıkışı IB olarak akciğer tümörleri için 1940'larda başlamış mesela. 1950'lere geldiğinde ilk karaciğer tümörlerinde kullanılması var. Arada bir yaklaşık 50 senelik boşluk var. Bu arada bazı gelişmeler oluyor. Bu arada kemoembolizasyon gibi diğer tedavilerin ya da hepatik arter ligasyonlarının ya da gelişmesi gibi durumlar ortaya çıkıyor. 2000 yılından sonra neredeyse kemoembolizasyondan daha popüler hale gelmeye başlıyor radyoembolizasyon. Ramazan bölümünde de göz önüne alırsak bu ne operatöre de zararı olan bir durumda değil. Yani ellerine zarar olacak diye bir durumda değil. Bu kaygıların en azından doğrulanmadığını söyleyebilirim. Hocam siz mikrofon elinizdeyken şeyden de gelen, Zoom'dan da gelen sorular var. Ben onları size aktarayım. Ana safra yollarına komşu hepatoseller karsinom tedavisinde mikrodalga ablasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi önlemleri alıyorsunuz? Sayın Osman Abbasoğlu'nun sorusu. Osman Hocam'a selamlar. Şimdi safra yolu cooling diye bir tane yöntem var. Biliyorsunuz eskiden de yapılırdı, şimdi yapıyoruz. Safra yolu içerisinde RCP ile bir nazobiliyer kateter yerleştirip buranın soğutulması şeklinde yapılırdı arek zamanında. Safra yollarına komşu olan yerlerde uygun şekilde, uygun hastalarda kullanabiliyoruz. Bu önlemleri alarak. Adil Koyuncu'nun bir sorusu var. Yine size tare uygulanan hastaların izolasyonu gerekiyor mu? Yok. Biz gene tedbiren özellikle hamilelerde hamile olma ihtimali olanları ilk gün
yanlarına yaklaştırmamaya çalışıyoruz ama bir diğer radyoaktif tedavilerdeki olduğu kadar bir güvenlik sorunu yol açmıyor. Çünkü penetrasyonu çok düşük bir alanda oluyor. Yine size son soru, sonra diğer hocalarımıza geçeceğiz. Ablatif tedavilerden sonra nakil veya operasyon yapılacaksa drop out oranları nasıl? Bununla ilgili bilgi soruyorlar. Şimdi zaten mesela buradaki amaç downstage ya da köprüleme ya da downstage yapmak. Bundaki eğer Milan dışındaki bir hastayı Milan'a sokabiliyorsanız, Milan içerisinde ya da kabul edilen kriterler içerisinde sokabiliyorsanız bu hedefinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Anladığım kadarıyla listeden düşmeyin mi? Deliste evet. Olmayın mı? Soruyorum. Evet. Onunla ilgili spesifik bir bilgim yok. Yani deliste ablasyon başarısızlığında liste dışı kalan ne kadar var? O konuda şu anda söyleyebileceğim. Volkan, senin bilgin var mı bu konuda? Peki. En kısacık bir soru soracağım Ramazan hocama. Son. Çünkü belki sonra fırsat bulamam. Bu hepatik ojejon sonucu olan hastalarda abse gelişme oranı fena değil. Oldukça yüksek. %40 gibi biliyorum ben. Siz de antibiyotik vererek yapabiliyorum dediniz. Hangi antibiyotik kullanıyorsunuz? Hocam şimdi bunlarda antibiyotik terapiyi hemen işlem öncesi bir saat, iki saat öncesinde değil. Eğer böyle bir risk varsa, daha önceden geçirilmiş biliyor diye digestif bir ameliyatı, anastomotu varsa, o disiplinler yetmezliği varsa, onun dışında ya da bir biliyar stent, biliyar kateteri varsa, yani bu bağırsak sistemi, bağırsak florasını safra yollarına bağlantılı hale getirecek bir şey varsa antibiyotik terapi başlıyoruz. Bunu başlarken de hemen işlem öncesi bir saat ya da ne bileyim sabahında değil, değil, daha önceden başlamak lazım. Bir hafta öncesine kadar kullanılan antibiyotik terapileri de bizim nakilde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var, enfeksiyoncu arkadaşlarımız, onlar kadar. Teşekkürler. Diğer Ramazan Acar hocamıza sorular var. Önce Sezai hocam sorsun, sonra da Zoom'dan gelen soruları soralım. Sezai hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir panel gerçekten. Ben de keyifle dinledim bütün arkadaşları. Ramazan Acar Bey'e şunu sormak istiyorum. Buyurun. Onkolojik tedaviler ile downstage edilip de transplantasyona verilen hasta var mı? Veya en azından siz daha çok böyle ikili veya işte best supportive care yapılan hastalarla survival karşılaştırması yapıldınız. Mesela bunlarda AFP yanıtı var mı? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hocam, immünoterapi alan hastalarımızda açıkçası AFP yanıtı kesinlikle var. Yani benim kendi takip ettiğim hastalarımda da ben bunu günlük pratiğimde görebiliyorum. Özellikle o IMBRAVE 150 çalışmasındaki atezo-beba kombinasyonu çok efektif bir aslında ajan. Bazı hastalarımızda şimdi oradaki biz median OS'lere baktığımızda 19 aylar diyor ama tümör heterojenisinden dolayı ve diğer tare, take gibi yöntemlerin kombinasyonunda kullandığımızı düşündüğümüzde servisi çok iyi giden hasta grupları da var. Yani sizler de karşılaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum artık yavaş yavaş. Onun haricinde bizim neoadjuvan dönemde immünoterapi çalışmalarımız var. Bununla ilgili faz 1 çalışmalar var hocam. Özellikle kabozantinib'in nivo ile kombinasyonunun olmuş olduğu bir neoadjuvan çalışma var. Ancak faz 1 çalışma bunlar daha çok ve 15 hasta bu çalışmaya dahil edilmişti. Yine Prime HCC çalışmasında da hocam nivolumab ve ipilimab, yani bir CTLA-4 inhibitörü ile birlikte bir immune checkpoint inhibitörünün olmuş olduğu bir çalışma var. Orada da 26 hasta açıkçası faz 1 çalışma dahil edilmiş. Bunlarda şu görülmüş, downstaging yapılmış, downstaging sonrasında da opere edilmiş. Operasyon edilenlerde de hocam %80'e yakın bir negatif bir cerrahi marjin oluşmuş. Yani iyi bir sonuç elde edilmiş. Bunlar hep kombinasyon tedavisi değil mi? Evet hocam.
Yani intraarteriyel girişimlerle kombine edilmiş onkolojik tedavi. Genelde hocam o şekilde aslında en iyi downstage'likleri biz TAKE ve TARE'de görüyoruz aslında. Benim gördüğüm, okuduğum şey o da o şekilde hocam. Günlük pratikte de bunu biz zaten sıkça kullanıyoruz. Multidisipliner yaklaşım çok önemli dediğiniz gibi hocam. Yani biz kombinasyon tedavileriyle bunları daha iyi sağlatabiliyoruz. Monoterapi nivolumabın çalışması çok bir efektif olmamış. Yine pembrolizumabın monoterapi çalışması çok fark elde edememiş zaten hocam. Advanced hastalarda da çok bir fark yok hocam. Adjuvant dönemdeki birkaç dizaynda da hocam açıkçası sorafenibe göre de çok yüksek yanıt farklılıklar elde edilememiş hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ramazan hocam iki soru daha var size. Evet. HCC'de neoadjuvant immünoterapinin yeri var mıdır? Varsa hangi hasta grubunda uygulanabilmektedir? Diğer bir soru da HBV'ye bağlı karaciğer transplantasyon yapılan hastalarda postop dönemde nüksü azaltmak için immünoterapi sorafenib kullanılabilir mi? Hocam şöyle eğer az önce bahsettim aslında iki tane neoadjuvan immünoterapi çalışması var. İkisi de faz 1 düzeyinde. Birisi cabozantinib ile nivolumab kombinasyonu oldu. Diğeri de nivolumab ile ipilimab kombinasyonu oldu. Bunlarda açıkçası cerrahiye uygun tam olmayan yani lokal tedaviler yapılmış, cerrahiye tam uygun olmayan ancak tümör burden'ı yani tümör yükü, karaciğerin fonksiyonunun iyi olması gerekiyor. Tümör burden'ı çok fazla, 150'den fazla değilse bu hastalarda immünoterapi neoadjuvant dönemde tercih edilebilir. Downstage'lik yapabiliriz. Onun haricinde HBV'ye bağlı HCC hastaları çok fazla. Zaten ben size az önceki çalışmalardan birisinde özellikle Çin çalışmasında demiştim ki yani %80 aslında neredeyse HBV'ye bağlı. Eğer HBV kronik değil, aktif değilse immünoterapi öneriliyor. İmmünoterapiden de çok iyi fayda elde edebilir bunlar. Sadece bunlarda yakın takip çok önemli hocam. Çünkü immünoterapiye bağlı biz hepatit, ondan sonra TSH yüksekliği gibi problemler olabiliyor ve hepatit B'nin aktifleşmesi söz konusu olabiliyor. Benim bir hastamda bunu ben yaşamıştım. Asetalete binlere kadar yükseldi. Sonra immünoterapi kestikten yaklaşık 2 hafta sonunda normal düzeylere gelmişti hastamız hocam. Onun hepatit B tedavisi tekrardan düzenlenip sonraki süreçte düzenlendikten sonra normale geldikten sonra biz tekrardan immünoterapiye devam ettik o hastamızda. Çünkü çok iyi yanıt alıyorduk. İmmünoterapiyle de çok iyi gitti o hasta hocamız. Hocam. Hocam benim bildiğim kadarıyla şu anda immünoterapiler transplant yapılmış ve nüks olmuş hastalarda kontraindike, hatta bununla ilgili Türkiye'de şu anda davalık olan durumlar var transplant sonrası verildiğinde. Bunun için ne yazık ki çok ümit verici tedaviler ama şu an transplant yapılmış nüks gelişmiş hastalarda immünoterapi tedavileri kullanılamıyor. Ben herhalde soruyu orada yanlış anladım. Kusura bakmayın hocam. Ben transplant yapılmamış hastalardan bahsetmiştim az önce. Dediğiniz doğru. Transplant yapılmış hastalarda hocam burada transplant dokunun rejeksiyonu açısından risk oluşturabilecektir hocam. Dediğiniz doğru. Volkan hocam buyurun. Ramazan Acar hocama soracaktım ben de. Bu neoadjuvan niyetle kullanılıp da nakile giden hastalarda hani rejeksiyon riski var sonuçta nakil sonrası. Neoadjuvant amacıyla kullanıldı ve downstaging'i gördük. Ve transplantasyon planlayacağız. Güvenli zaman aralığı ne olmalı? Bununla ilgili bir şey var mı? Hani rejeksiyonla aslında bakarsanız hocam immünoterapilerin yani 2018 ve sonrasında immünoterapiler bizim günlük pratiğimize girdi. Bizim burada bildiğimiz özellikle ilk kullanımı olan grup işte RCC, işte Hodgkin lenfoma da biz çok uzun süre immünoterapi kullandık. İmmünoterapi kesilen hastalarda bile malignomda biz onu gördük. 2 yıl sonunda kestiğinizde immünoterapinin etkinliği devam etmiş. Yani ve o hastalarda ilerleyen dönemde de immünoterapinin etkinliğine bağlı nüks etme riskleri azalmış. Aslında burada bununla ilgili tam bir süreyi söylemek çok zor. Yani 3 ay, 6 ay demek çok büyük. Çünkü 2 yıla yakın aslında immünoterapilerin etkinliği devam edebiliyor. Ha bu dönemde şöyle bir şey de söz konusu. İmmünoterapilerle ilgili bizim kendi çalışmamız da var. Hacettepe ile beraber gerçek yaşam verilerini sunmuş olduğumuz bir çalışmamız vardı. Özellikle bu hastalarda apse gelişti veya komplikasyon gelişti. Biz enfeksiyon nedeniyle
antibiyoterapi kullanmak zorunda kaldık. Antibiyotiklerin immünoterapi efektivitesini azalttığı yönünde sonuçlar son dönemde artmaya başladı. Özellikle immünoterapi hastalarda enfeksiyonlar açısından da dikkat etmek gerekir. Transplanta gidecek hastalarda dikkat etmek gerekir hocam. Buyurun. Mümkünse bu son soru olsun. Teşekkür ederim bu son fırsatı verdiğiniz için. Ben Ramazan Kurtlu hocamıza bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Portal ven trombüsünde hemoembolizasyon kontraindike dedik. Tare kullanıyoruz dedik. Kendi ifadesiyle burada bir Japon olsaydı itiraz ederdi dedi hocamız. Bu Japonların tareyi tercih etmeme sebebi belki Sezai hocamızın az önce bahsettiği anekdotla ilgili olabilir bilmiyorum ama tare olmasaydı, elimizde öyle bir seçenek olmasaydı siz yine de kesinlikle yapmazdım diyeceğiniz seviyede mi bir kontraindikasyon, onların zorlamasıyla sizin yaklaşımınız nasıl? Teşekkür ederim soru için. Şimdi bir iki şeyi açığa kavuşturmak lazım herhalde. Bu Ligidakis'in anlattığı hikayedeki Ligidakis'in söylediği dönem herhalde 1950'lerden falan bahsediyoruz. Yanlış mı Sezai Hoca? Sesim kapalıydı. Benim bu şeyi, bu konuşmaya şahit olduğum zaman 2007-2008. Muhtemelen bu 2000 yılının öncesine ait yani. Makuchi'nin muhtemelen öyle. Yani bu hayatta, şu an çalıştığı zamanlar. Anladım. Şimdi kullandığımız tare, transarteriyel radyoembolizasyon, radyoembolizasyon ya da sırt demin, selektif internal radyoterapi. Yani orada verilen, böyle selektif verilen bir şey yok. Hepatik arterden verilen çalışmalar var. İlk başlangıçlarda diyorum. Yani ya da IV olarak verilen bile çalışmalar var. Özellikle akciğer tümörleri için. Fakat şu andaki kullanım 2000'li yıllardan beri ya da şu andaki kullanımın temelleri selektif olarak. Yani yapabilirseniz direkt tümöre doğru vererek radyasyon tedavisi şeklinde oluyordu. O yüzden eski uygulama farklılıklarının belki cerrahi esnasında sıkıntılar yol açmış olması mümkün. Ayrıca kullanılan dozun da miktarını bilmiyoruz. Şu anda oturup belki yaptığımız işlerden en önemli, burada bahsi geçmedi ama nükleer tıptaki arkadaşlarımızın çok büyük önemi var. Çünkü tümöre ne kadar doğru verilecek, ne kadar sağlıklı doku bu verdiğimiz radyasyondan etkilenecek, bunları oturup hesaplıyorlar. Yani A hastasına şu kadar, B hastasına bu kadar, herkese kişiselleştirilmiş bir şekilde ölçüyorlar. O zamanlarda muhtemelen bunlar belli bir dozda ampirik olarak verilen, daha yeterli bilgi seviyesinin olmadığı zamanlarda oluşan yan etkilerdir. Ve onlarda da radyoembolizasyonunda kullanılan Y90 kullanıldığını da zannetmiyorum. Muhtemelen iyot kullanılarak yapılmış çalışmalar olabilir. Neyse, yani şu andaki çalışmalarda, şu andaki pratikte selektif olarak yapılan radyoembolizasyonda bu şekilde cerrahi sıkıntıların olmadığını biliyorum, olmadığını söyleyebiliyorum. Ve bu işi yapan insanların tecrübeleri de o şekilde. Şimdi bunu açıkladıktan sonra bir de demin onu söylemeyi unuttum. Evet, kemoterapötik ajanları eğer uygun dozda kullanmazsanız bunlar endotel hasarı yapabilir. Ya da sizin manipülasyonlarınız esnasında, kateter manipülasyonlarınız esnasında siz iatrojenik şeylere sebep olabilirsiniz. Evet, hasara yol açabilirsiniz. Bizde oldu mu? Oldu. Stentledik, başka şekilde tedavi ettik. Bunda agresif manipülasyonlar buna yol açabilir. Ama kullanılan kateterlerimiz artık düşük profilli, daha uygun materyallerden yapılan kateterlerden ve kılavuz tellerden oluşuyor. Kullandığımız radyolojik embolizan maddeler ona göre değişik. Ona uygun malzemeler. Yani bu hasarlanmaları çok fazla görmüyoruz. Onu bir daha söylemiş olayım. Portal ven trombüsü oldukça önemli bir sıkıntı. Eğer elimizde tare gibi bir yöntem olmasaydı ne yapacaktık? Bunları Japonlar gibi şeyle mi
kemoembolizasyonla mı tedavi edecektim? Vallahi herhalde ederdim. Yani onu söyleyeyim. Şimdi herkes elindeki imkanlarla tedavi etmeye çalışıyor. Ama şundan da eminim ki Japonya gelişmiş, oldukça refah seviyesi yüksek bir yer. Fakat bir şekilde onlarda kemoembolizasyon yok. İşte, pardon, radyoembolizasyon yok. Yani bu parasızlıkla açıklanacak bir şey değil. Niye? Japonların böyle bir tavrı var. Bunu Japon arkadaşlara sormak lazım. Niye böyle yapıyor? Ama eğer benim elimde radyoembolizasyon gibi portal ve tümör trombüsünde kullanımının güvenli ve etkin olduğu gösterilmiş bir yöntem olmasaydı, ben de Japonların yaptığı gibi bunu hepatik arter infüzyonuyla birleştirip, yani öncesinde sisplatin infüzyonuyla ya da uygun kemoterapatik infüzyonuyla, arkasından da kemoembolizasyonla bunları tedavi etmeye çalışırdım. Onu söyleyeyim. Güzel. Teşekkürler. Son bir soru Bülent Hocam. Çok, çok hızlı sorayım. Belki hemen söyleyebilir hem Ramazan Hocam, hem Yalçın Hocam, hem Sezai Hocam hep beraber. Biz şunu biliyoruz. Makrovasküler invazyon, her bir portal ven ya da hepatik ven trombüsü varsa bu artık HCC'li bir hastada sistemik hastalık anlamına geliyor. Yani bizden işi kalmamış. Özellikle transplant açısından söylüyorum bunu. Şimdi böyle bir hastaya yaptık. Yttrium 90'ı verdik. Tamamen trombüs de temizlendi. Standart iyi bir downstaging de oldu. Normal şartlarda transplant yapabilir hale geldik. Peki biz bu hastaya transplantı primer haliyle mi düşüneceğiz? Yani evet, makrovasküler invazyonu vardı, yapmayalım mı diyeceğiz? Yoksa yok, kayboldu, artık bu bir sistemik hastalık değildir, biz transplantımızı yapalım mı diyeceğiz? Buyurun yanlış hocam. Sezai Hocam, siz mi cevap vereceksiniz? Hepiniz cevap vereceksiniz. Sorular size. Buyurun Sezai Hocam. Yani Yalçın Hoca başlasın dedim. Peki. Sezai merhaba. Şimdi tabii burada olay şu. Bülent'in dediğinde olay sistemik hastalığa dönüşmüş. Bir defa buradan çok büyük bir sürüyü beklentisi var mı? Bence yok. Ama tüm serilere baktığımız zaman ileri evre tümörlerde bile, şimdi bu tare falan olmadan önce de İşte şeye bakıyoruz mesela, Toronto kriterleriyle yapılan ameliyatlara bakıyoruz. Şimdi %65'lik bir 5 yıllık sürveyi veriyor. Şimdi bizim kendi serimizi de sunacağız. Burada farklı olan şey portal trombüsü, yani makrovaziküler bir şeyin olması, tutulumun olması. Sürveyi normal transplant yapmadığınız zaman sürvi beklentiniz ne? Buna bakmak gerekiyor. Hastanın kondisyonunu bir tarafa ayırıyorum. Ona göre hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Bizim amacımız hastayı daha ileriye taşıyabilmek. Yani bir yıllık sürveyi ikiye çıkarabiliyorsak bence bu bir başarı. Ama bu konuda çok daha veri elde yok. Bence olabilir mi derseniz bence olabilir. Uyguluyor muyum? Henüz uygulamadım. Ama niye olmasın diye de düşünüyorum sonuçta. Peki, teşekkürler. Buyurun Sezai Hocam. Benim yanıtım çok kısa. Biraz sonra sevgili Volkan bizim seriyi sunacak. Orada VP1, VP2, VP3 seviyesinde, yani sağ veya sol ana portal vende tümör trombüsü olup da transplanta giden hastaların survival'ını verecek. Onun için bence Volkan'ın şeyini dinlemekte fayda var. Çok uzatmayayım, zaten çok uzun oldu panelde. Peki o zaman oturumu kapatıyoruz. Bütün katkıda bulunanlara ve konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Aynen.